Merhabalar arkadaşlar, Şerife Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yayın oyasından bu güzel modelin yapımını göstermeye çalışacağım. Hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. Altına bir sıra zürafa hazırladım arkadaşlar. Başta 4 tane zürafa yaparak başlıyorum. Destekleriniz için zürafamın içine batıyorum. Ve şimdi bir tane boncuk alıyorum arkadaşlar. Hem bu modelimde tahta boncuklar kullandım. Siz de istediğiniz bir boncuk kullanabilirsiniz. İğnemden geçiriyorum boncuğumu. Ve zürafamın içine batarak düğüm atarak tutturacağım. Bakın şöyle. İpimin boyunu ayarlayıp düğümümü sıkıyorum. Bu şekilde eklemiş oldum. Aşağıdaki bir sonraki zürafama batarak bir düğüm atıyorum. İpimi fazla germeden düğümümü sıkıyorum. Yine aynı şekilde 4 tane zürafa yapıyorum. Arkadaşlar bu modelimizde zürafalarımız biraz daha sık kullanırsak boyamız daha güzel görünür. Altına hazırlamış olduğum zürafayı biraz daha sık yaptım. Dört tane zürafa yaptım. İlk baştaki zürafama ipimi uzatarak bir düğüm atıyorum. Alttaki zürafalarıma batarak zürafa yaparak ilerliyorum. Sıra sonunda 3 tane zürafam oldu. Yine ilk baştaki zürafama ipimi uzatarak düğüm atıyorum. Zürafa yaparak ilerliyorum.
Sıra sonunda iki zürafam kaldı. Yine ilk baştaki zürafama ipimi uzatarak düğüm atıyorum. Ve son zürafamı da yapıyorum. Bu şekilde bir tane kaldı zürafamız. Zürafamın içine batıyorum. Ve şimdi yine bir tane boncuk alıyorum arkadaşlar. İğnemden boncuğumu geçiriyorum. Zürafamın içine batarak bir düğüm atıyorum. Bu şekilde tutturdum. Şimdi aşağıdaki sıradaki zürafama batarak ipimi uzatıyorum aşağıya. Fazla germeden düğümümü sıkıyorum. Bu şekilde arkadaşlar modelim. Bir kez daha göstermek istiyorum. Arkadaşlar modelimin hem yapımı kolay hem de sade tülbentlere çok yakışacak bir model. Düğün oyasına yeni başlayan arkadaşlarımızın da zorlanmadan yapabileceği bir model arkadaşlar. 4 tane zürafa yapıyorum. İlk baştaki yapmış olduğum zürafama ipimi uzatarak bir düğüm atıyorum. Şimdi zürafa yaparak ilerliyorum. Sıra sonuna geldikten sonra ilk baştaki zürafama yine ipimi uzatarak düğüm atıyorum. Evet arkadaşlar yine aynı şekilde zürafa sayımız 1 olana kadar aynı işlemi yapıyoruz. Şimdi zürafa sayım 1 oldu. Zürafamın içerisine batarak bir düğüm atıyorum. Ve yine bir tane boncuk alıyorum arkadaşlar. İğnemden boncuğumu geçiriyorum. Ve bu zürafamın içine batarak bir düğüm atıyorum. Düğüm attım, boncuğumu ekledim. Bir sonraki zürafaya batarak ipimi uzatıyorum. Evet, bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar modelimizi. Yapımını göstermeye çalıştım. İğne oyası modelim bu şekildeydi arkadaşlar. Dediğim gibi sade renk yazmalara, tülbentlere çok güzel renk katıyor. Hem de yapımı da kolay. Yeni başlayan arkadaşlar da zorlanmadan yapabilir arkadaşlar. Hem de sadelikten yana olan arkadaşlarımız da var oyalarda. Çok beğeniyorlar. Bu şekildeydi modelim. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca destekleriniz için beğeni yapmayı ve paylaşım yapmayı da unutmuyorum. Unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.